İngilizlerden Sasha Boy Kanca. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız beki Sasha Boy, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boy, yeni sezona da oldukça etkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Burun, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi. Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray, Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifine Emre Can da yeşil ışık yaktı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da Wout Weghorst sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Cimbom devre arasında Bakambu'yla yollarını ayırıp Hoffenheim'da kiralık oynayan Wout Weghorst için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. Weghorst daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wout Weghorst geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi 18 maçta. 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için Sarı Kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Sarı Kırmızılılar, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz bombası. Ara transfer sezonu için şimdiden yıldız avına çıkan Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Ortiz için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran ve bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray'da arayışlar başladı. Brezilya basını Cimbom için flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz ile Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya basını geçtiğimiz günlerde Leo Ortiz için Fenerbahçe'nin deli devrede olduğunu yazmıştı. Brezilya'dan Palmeiras'ın da başarılı oyuncuyu istediği biliniyor.
Kariyeri boyunca Brezilya ekiplerine forma giyen Leo Ortiz, Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapıyor. Brezilya milli takımında daha önce kadroya çağrılsa da forma şansı bulamayan Ortiz için kulübünün 6 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenildi. Muslera'nın yerine yeni taferel. Galatasaray Kalesi'nde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'dan sonra ne olacağı konusu belirsizliğini korurken Nando'dan sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'da efsaneleşen Uruguaylı eldiven, Timbuk'a veliahtı olarak Atletico Paranaense takımında forma giyen Bento'yu önerdi. 1999 doğumlu kaleci, Brezilya milli takımının geleceği olarak gördüğünü bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aratığı bütün özelliklere sahip olduğunu ve kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Sarı kırmızılıların da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldığı ifade edildi. Sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Muslera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense altyapısında yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 9 milyon euro. Galatasaray'dan Davut hamlesi. Devralası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için adadan flash bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını Brighton'da forma giyen Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. 6 yıl Dortmund forması giydikten sonra sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton'a bedelsiz imza atan Suriye asıllı Alman oyuncu için Galatasaray'ın önerdiği rakam 5 milyon euro. İngiliz basınından Sky'ın haberine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Mahmut Davut'la aralarında Sevilla, Milan, Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğu birçok takım ilgileniyor. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de, Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz Ligi'nin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor.